Herkese merhaba, HealthyFoodBreak'e hoş geldiniz. Ben Sezin. Bugün en çok sorduğunuz, en merak ettiğiniz videolardan biriyle karşınızdayım. Mutfakta kilerimi nasıl düzenliyorum? Aslına bakarsanız kiler düzenlemek, o bütün bakliyatları, pirinçleri, yağları, baharatları ayrı ayrı yerlere böyle hem göze güzel gözükecek şekilde yerleştirmek hem de en kolay kullanıma hizmet edecek şekilde düzenlemek bence bir sanat. Ben bunu çok araştırdım sizin için. Bugün de en merak ettiğiniz püf noktalarını paylaşıyor olacağım. O zaman hazırsanız hadi başlayalım. Öncelikle 1 numaralı önerim mutfağınızı tanıyın. Mutfakta neyi daha çok kullanıyorsunuz? Mesela ben buraya genelde böyle taze yemişleri, bademleri, cevizleri, şu üst rafa tarhanaları, erişteleri, şuraya da bakliyatları ve burada da birazcık daha böyle daha sık kullanılan, daha ufak boylu kavanozları sığabilecek böyle keten tohumu, susam gibi farklı tohumları yerleştirdim. Buranın serin olması lazım. Güneş almayan bir noktaya bunları koymak istedim. Bunun dışında mesela işte zeytinyağlarını ocağa yakın, baharatları yine ocağa yakın ve daha böyle kavanozu daha farklı olan, çok göz önünde kalmasını istemediğim, çok da göze hitap etmeyen diğer böyle geri kalan kiler malzemelerini ise kapalı dolaplara koydum. Yani 1 numaralı önerim aslında birazcık mutfağınızı tanıyın, neyi nereye koyabilirsiniz şöyle bir ön çalışma yapın. İkincisi birazcık da malzemeleri tanımak aslında. Hangi malzeme artık ihtiyacınız yok, kullanmıyorsunuz, yıllardır dolapta ve boşu boşuna yer kaplıyor ya da hangi malzeme aslında çok ihtiyacınız var ve hep elinizin altında olmalı. Birazcık bunlara bakın. Gerekiyorsa bazı malzemelerden kurtulabilirsiniz. Tek amacımız kileri düzenlerken tıka basa doldurmak değil, gerçekten kullanmak istediğimiz malzemeleri ve gıdaları o kilerde depolamak olsun. Malzemeleri tanıdıktan sonra 3. önerim de şu olacak. Her malzeme uygun bir kavanoz seçmek. Şimdi mesela burada şöyle göstereyim. Ben genelde cam kavanozlar tercih ettim. Farklı farklı cam kavanozlar temin ettim eve geçerken. Burada mesela birazcık daha böyle görselliğe dikkat ettiğim, daha silindir, işte üstü bakır olsun, birazcık daha böyle mutfağa renk katsın dediğim, daha böyle lüks bir kavanoz var aslına bakarsanız. Ama her kavanoz böyle değil, daha böyle amaca uygun olsun istediğim kavanozlar da var. Burada mesela bademleri koyduğum daha büyük bir kavanoz var ama yine cam. Benim yaptığım 1 numaralı aksiyon şu oldu. Çok fazla plastik kavanozu mutfakta barındırmak istemedim. BPA'sız da olsa plastik kavanozları minimize etmeye çalıştım. Ve elimden geldiğince de cam kavanozları yerleştirdim. Cam kavanozlar tarafında mesela şu üst rafta anneannemin tarhanası ve erişteleri var. Bu rafta böyle birazcık daha yemişler var. Taze badem, ceviz, ay çekirdeği gibi. Bu rafta en çok kullandığım şeyler olan mercimekler var, yulaflar var. Ve bu rafta da tohumlar var. Hepsi böyle cam kavanozlara yerleşmiş durumda. Şimdi kavanozları, malzemeleri seçtik. Peki bunları nasıl muhafaza edeceğiz? Bana en çok gelen sorulardan biri de bu. Hani Sezin böyle güzel güzel dizmişsin ama bunlar hiç mi güvelenmiyor, hiç mi kurtlanmıyor ya da küflenmiyor? Nasıl muhafaza ediyorsun bunları diye. Aslına bakarsanız bunun çok ufak ve çok basit bir püf noktası var. Yapmanız gereken tek şey kavanozlara gıdaları yerleştirmeden önce güzel böyle sirkeli su ve sıcak sularla yıkamanız. İyice kurulamanız, hiç nemli bırakmamanız ve hepsini böyle sırayla yerleştirmeniz. Daha sonra içine bütün işte kullanmak istediğiniz, mesela burada kırmızı mercimek var. Kırmızı mercimeği yerleştirdikten sonra tek yapmanız gereken her kavanozun içine şöyle bir dal, çok fazla değil, defne yaprağı yerleştirmeniz. Defne yaprağı gerçekten de küf, güve, ve her türlü böyle kurtçuk falan oluşmasını engelleyen mucizevi bir bitki. Böyle bir yaprak koyduğunuzda kokusunu da bırakmıyor. Hiç korkmayın. Hani acaba gıdalara işte kokusu siner mi, defne yapraklı mı, işte biz bunu yiyeceğiz diye hiç çekinmeyin. Kokusu da geçmiyor. Bu şekilde yerleştirip serin ve böyle sakin bir yere koyduğunuz durumda hiç küflenmeden, güvelenmeden kileriniz güven içinde gıdalarınızı muhafaza ediyor olacak. Şimdi özellikle şuraya da bir göstermek istiyorum. Genelde böyle yemek yaparken arka planda güzel bakırlar falan orada ne var diye çok merak edildiğini biliyorum. Aslına bakarsanız çok basit. Burada ben birazcık daha böyle çok bakliyat, gıda barındırmaktan ziyade daha böyle kahve makinelerine yakın olsun diye işte filtre kahve, Türk kahve ve işte sallama çayların böyle bir arada bulunduğu ve daha aslında dekoratif bakır kapaklı kavanozlar buldum. Siz de bunu yapabilirsiniz. Hem böyle mutfağa renk ve doku katıyor, hem de böyle dolaplardan arayayım işte bulayımla uğraşmayıp hemen hızlıca servis etmek istediğinizde bu tarz ürünleri elinizin altında muhafaza etmiş oluyorsunuz. Onun dışında şunu da göstermek istiyorum. Böyle devasa iki kavanozum var. Hani böyle hep çok fazla miktarda bir ürünümüz olur ve onu nereye koyacağımızı bulamayız. Böyle poşetlere sarıp çekmecelere atarız falan ya. Mesela burada ada çayı var. Ben bu ada çaylarını böyle dev gibi bir kavanoza koydum. Hem servisi hem muhafazası hem de görselliği harika oluyor. Mesela bunun içinde de acı biberler var. Yine böyle hep bakır tonlarından gittim ama tabii ki hani sizin zevkiniz tahta olabilir, seramik olabilir. Artık böyle çok fazla kavanoz çeşidi var. Tek dikkat ettiğim çoğunun cam olması. Neredeyse hiç plastik kullanmamam. Şimdi bir de bu işin böyle havalı kısmını gördük işte. Güzel güzel dizilmiş kavanozlar, içlerinde işte defne yaprakları. Sezin işte hiç mi aslında daha böyle dekoratif olmayan kavanozların yok, her şeyin de bunlara sığıyor mu diye sorarsanız tabii ki cevap hayır. Tabii ki yani bu kadar çok gıdanın piştiği, mutfakta devamlı bir insanın olduğu bir mutfakta çok fazla aslında kiler malzemesi oluyor ve ben aslında onları bir şekilde böyle dolaba gizlediğim noktalarda oluyor. Size önerim çok da böyle göze hitap etmediğini düşündüğünüz kavanozlarınızda, çok da fazla böyle el altında kullanmaya ihtiyacınız olmadığınız malzemeleri dolaplara da yerleştirebilirsiniz. Şimdi hemen bir örnek göstereceğim. Tada! Burada mesela böyle bir çekmece var. Bu çekmecede neler var? Aslında böyle yine yemişlerin devamları, işte file bademler, işte kuru börülceler, chia tohumları. Yine aslında bayağı kullandığım ama tam da böyle büyük cam bir kavanoza sığacak kadar çok miktarda olmayan ya da böyle işte şöyle gördüğünüz gibi klasik domates konservesi gibi kavanozlara sakladığım şeyleri, çok da böyle göze hitap etmeyen kavanozları buraya sakladım. Ama buradaki tek sistem şu, size önerebileceğim. Hiçbiri hava almıyor. Yine hepsinin içinde defne yaprakları var. Defne yaprağı püf noktasından hiç vazgeçmiyorum. Şurada bir kısım mesela BPA'sız plastikler var. Ama hepsinin içinde yine defne yaprağı var ve hepsi yine birebir aynı yöntemle dezenfekte edildi. Sirkeli sularla ve kurutuldu. O şekilde içine bütün gıdalar eklendi. Ama ben bunları tabii ki hem yerim yok, bunları böyle hepsini gösterecek kadar, hem de bunların kavanozları diğerlerine kıyasla daha da dekoratif olmadığı için ben böyle bunları buraya saklıyorum. Bu gizli sırrımı da sizinle artık paylaşmış olayım. Yani her yer böyle burada gözüktüğü gibi, raflarda olduğu gibi değil, böyle dolaplara sakladığımız kısımlar da var. Hatta aynısını baharatlar için de yaptım. Gelin şimdi bir de oraya göstereyim. Şimdi gelelim baharatlara. Baharatları ben çok sık kullanıyorum biliyorsunuz. Bütün yemeklerde baharatlar olmazsa olmaz. O yüzden baharatlara özel bir bölüm hazırlamak istedim evin dolapları içinde. Ve tabii ki de ocağa yakın olsun istedim. Bu noktada şöyle bir dolabım var. Size de hızlıca göstereyim. Yine böyle çekmeli bir çekmecesi var. Bu arada bu çekmeceler bayağı hayat kurtarıcı. Normalde işte gerilerde kalan ürünleri alamayız, bulamayız falan ya. Eğer böyle mutfağınızı yenileme şansınız varsa bu çekmece raflardan kesinlikle talep etmenizi bir öneriyim. Ama eğer yoksa nasıl yöneteceksiniz bu işi? Burada bütün baharatlar yine hepsi küçük cam kavanozlarda böyle ayrı ayrı depolanmış durumda ya da böyle bu şekilde öğütücü karabiberliklerde falan hepsi muhafaza ediliyor durumda. Ben bunları şey yapıyorum, direkt böyle yemeğe yakın bir yere muhafaza ediyorum ki yemek yaparken hop çıkarıp hemen içinden bir çay kaşığı, bir fiske alıp kullanıp yemeğe atıp hemen geri koyuyorum. Eğer bunlar böyle gözden uzak olan gönülden de uzak olur derler ya, evin böyle hiç ulaşılamayan bir dolabına konulursa inanın böyle yemek yaparken çok kullanmak insanın aklına gelmiyor. O sebeple de ben size şunu önereyim. Baharatları ocağınıza ve fırınınıza en yakın çekmecenize, yani şöyle bir üst göz çekmece de olabilir. Güzelce yine cam kavanozlarda küçük küçük yan yana dizmeniz. Hangi baharat neydi aklınızda kalmazsa küçük etiketlerle üstüne adını da yazabilirsiniz. Veya böyle cam üstüne yazan çeşitli kalemler var. Onlarla da içinde ne olduğunu not düşebilirsiniz. Bu gerçekten çok işe yarıyor. Böylelikle hani koklayarak bunun içinde ne vardı, Allah işte kekik kullanacakken nane attım falan gibi böyle krizleri de önlemiş olursunuz. Baharatları da bu şekilde ocağa en yakın çekmecede muhafaza ediyorum. Peki sıvı gıdaları, yağları, zeytinyağlarını ve diğer yağları, sosları nasıl muhafaza ediyorum? Aslına bakarsanız böyle ocağın yanına hemen hızlıca yemeklerin içine katabilecek şekilde veya işte şu tezgah üstünde uğraşırken salatalara katabilecek şekilde yağları elimin altına koymayı çok seviyorum. O yüzden de böyle her aslında şeyde bulabilirsiniz, ev ürünü satan mağazada bulabilirsiniz. Oldukça da ekonomik fiyatlı cam şişeler harika kurtarıcı oluyor. Hele böyle mantar kapaklıları olursa görsel olarak da harika görünüyor. Ben genelde böyle 1-2 şişe yağı hep elimin altına koyuyorum. Hem böyle mutfağa bir renk ve doku katıyor sunum olarak, hem de kullanımı çok rahat oluyor. Onun dışında yine burada böyle elimin altında tuz, karabiber, pul biber, zerdeçal gibi çok daha sık kullandığım baharatları da klasik baharatlıklarda muhafaza ediyorum. Bu tarafta böyle. Aslına bakarsanız matematik çok basit. Evin serin yerlerinde bakliyatları cam kavanozlarda muhafaza ediyorum. Baharatları ve yağları ocağa yakın yerlerde muhafaza ediyorum. Ve çok da görünmesini istemediğim, gizlemek istediğim kavanozları falan da kapalı dolaplara koyuyorum. Bununla beraber son bir şey göstermek istiyorum. Tabii ki sıvı malzemeler bu kadarla bitmiyor. İşte susam yağıdır, çörek otu yağıdır, sirkedir, soya sosudur vesaire gibi çok fazla sıvı var. Onları da depoladığım bir kısım var. Hadi gelin hızlıca oraya da bakalım. Kiler raflarının hemen altında şöyle sürgülü bir dolabım var. Bu dolap bayağı bir hayat kurtarıcı. Çünkü normalde işte dökülme riski olan, hiçbir yere sığmayan, boy olarak uzun olan cam şişeleri ve sıvı malzemeleri, sıvı gıdaları ben hep burada muhafaza ediyorum. Burada neler var? İşte sirkeler var, soya sosu var, susam yağı var, çörek otu yağı var, geri kalan işte ekstra zeytinyağları var, pekmez, bal gibi böyle daha akışkan, bir dolaba dökünce dökülme riski olan şeylerin falan hepsi burada. Yine büyük çoğunluğu cam şişede, yine plastiklere çok dokundurmadan burada serin bir yerde muhafaza ediyorum. Umarım mutfağımı beğenmişsinizdir. Umarım kiler düzenleme, işte sıvı malzemeler, katı malzemeler, baharatları depolama şekilleri hepinize ilham verir. Birazcık böyle kendimi ifşa edip hafif ilham olmak istedim. Daha sonra tabii ki mutfağın her yerini gezdiğimiz videolarda gelecek ama şimdilik kilere odaklandık. Siz de kilerinizi bu şekilde böyle ufak ufak böyle adımlarla düzenleyebilirsiniz. İnanın hem göze hitap edecek, hem kullanımı kolay olacak, hem de hepsinin ömrü artacak bütün gıdalarınızın. Eğer bu şekilde düzenlerseniz bana fotoğraf atmayı unutmayın. Çok merak ediyorum neler yapıyorsunuz. Ekstra sorularınız varsa, videoda bulamadığınız, kafanıza takılan sorular varsa yorumlara bırakmayı da unutmayın. Bu ve bunun gibi onlarca püf noktası ve tarif için de kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki ufak molamızda görüşmek üzere diyorum. Hepinizi öpüyorum.